Günaydın sevgilim. Bak, yepyeni bir gün başladı bizim için. Belki sen de bana günaydın demek istersin ha? Engin, Allah'ını seversen bırak gideyim, ne olur. Yalvarıyorum sana, lütfen bırak, ne olur. Gümüş, tabii ki gideceksin. Ama benimle. Dokunma. Bu yaptığın yanına kalmayacak. Bundan kurtulamayacaksın. Al bakalım. Yemeyeceğim. Sabah sabah tartışmayalım hayatım. Al şunu. Yemeyeceğim. Yiyeceksin diyorum. Yemeyeceğim. Aç şu ağzını. Yapma be. Yemeyeceğim. Tamam. Bunu sevmiyor olabilirsin. Hadi hayatım biraz süt iç bakalım. İçmeyeceğim. İçeceksin. İçmeyeceğim diyorum sana. İçmeyeceğim. İçeceksin diyorum sana. İçmeyeceğim ulan. İçmeyeceğim. Diyorum sana. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Senden iğreniyorum. Sakın bir daha söyleme bunu bana. Senden nefret ediyorum. Sakın bir daha söyleme bunu bana. Tiksiniyorum senden. Söyleme diyorum seni sana. Seni tuttuğum güne lanet olsun. Söyleme. Mehmet ne kadar haklıymış. Sen hayır. Yalancısın. Tiksiniyorum senden. Hayır, beni seveceksin. Sevmeyeceğim. Beni seveceksin. Sevmeyeceğim. Beni seveceksin diyorum sana. Ölürüm be. Hayvan. Allah belanı versin. Ya beni seveceksin ya da öleceksin, anladın mı? Nefret ediyorum senden. Beni seveceksin bırak. Diyorum sana. Ya da öleceksin. Ya beni seveceksin ya da öleceksin, duydun mu? Ha? 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 Anladın mı beni? Duydun mu beni? Duydun mu? Bu otel değil mi? Evet. Ne olursa olsun buraya Gümüş'le birlikte gelmeliydim. Senin bir suçun yok ki. Keyfinden kalmadın herhalde. Mehmet Bey. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Zaten telefonda görüşmüştük sizinle. Bir de uğramak istedik. Buyurun oturalım isterseniz. Yok yok, teşekkür ederiz. Fazla vaktimiz yok zaten. Telefonla ilgili bir gelişme var mı? Hayır efendim. Daha önce de görüştüğümüzde söylediğim gibi herhangi unutulmuş bir telefon bulmadık. Peki onlar giderken gözünüze çarpan bir şey oldu mu? Yani sizi şaşırtan, tuhaf gelen herhangi bir şey oldu mu? Hayır. İkisi de gayet neşeli ve memnun bir şekilde ayrıldılar otelden. Peki defile için gelip kalmaya devam eden müşterileriniz var mı? Hayır. Hepsi de ayrıldılar. Siz emin misiniz hala burada olduklarına? Hiç burada kalmak gibi planları yoktu. Eğer gelirlerse ya da bir haber alırsanız beni mutlaka arayın. Müdürüm. Buyurun. Bu mendili kırık bir telefonla birlikte buldum. Belki özel bir şeydir diye size getirdim. Başka ne dedi hayatım, anlatsana. Bu kadar işte aşkım, başka bir şey yok. Biz şimdi ne yapacağız onu düşünelim ha? Bak, hamileyim diye benden bir şey saklamıyorsun değil mi sevgilim? Olur mu aşkım? Hey millet, Nilay'la şu organizatörlerin numarasını bulduk. Arayalım mı? Hemen. Adamlardan konukların numarasını da isteyelim. Tamam. Gümüş'ü en son kimler görmüş? Onlara ulaşmamız gerek, tamam mı? Başka ne yapacağız? Aslında Gümüşlerin ofisine gitsek iyi olur. Eğer Mehmet'in düşündüğü gibi Engin Gümüş'ü zorla tutuyorsa mutlaka bunu önceden planlamıştır. Biz bulabiliriz. Merhaba. Merhaba. Sen nereden çıktın Pınar? Elim kolum bağlı oturmak istemiyorum. Bana da yapmam için bir şeyler verin. Hayatım, o zaman biz seninle Gümüşlerin ofisine gidelim. Pınar'la Berk de şöhretler arasında ha? Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Öğrendiğiniz her şeyi bize de haber verin, oldu mu? Tamam enişte. Bir şey bulursanız siz de bizi arayın. Aman ha. Bu durum ailenin dışına çıkmasın. Bir de başkalarıyla uğraşmayalım şimdi. Tamam. Bence de. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi kimi arıyoruz? Ne yapıyoruz? Bak, benim şurada tespit ettiğim birkaç tane numara var. Evet. İstersen ilk önce şuradan başlayalım. Tamam. Hadi çevir. Aklım da sende kalacak Gülsüm. Hiç uyumadın. Merak etme, iyiyim ben. Bir ara eve gidip dinlen, olur mu? Tamam canım, söz dinleneceğim. Sen eve uğrayacak mısın peki? Hayır. Birazdan çok önemli bir toplantım var. Ona katılmak zorundayım. Özge için mi sordun? Evet, ne yaptı acaba? Ya bir ara istersen, onu merak ettim. Merak etme kocaman kız. Bakmıştır başının çaresini. Bir haber çıkarsa beni de haberdar et, olur mu?
Tamam. Hoşça kal. Hoşça kalın. Doktor bey, durumu nasıl? Henüz kendine gelmedi. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Babacığım, hadi gelin. Biraz oturalım. İşte fotoğraflar burada. Bakın Mehmet Bey, endişenizi anlıyorum. Ama önce gerçekten kaçırıldığına emin olmamız gerek. Bakın dedim ya, adam karımın telefonunu parçalamış. Ama gümüş unuttuğunu sanıyor. Ayrıca dünden beri haber alamıyoruz. Başlarında bir şey de gelmiş olabilir. Mesela kaza geçirmiş olabilirler. Böyle bir şey olsaydı bundan haberiniz olmaz mıydı? Dün öğlen görüşmüşsünüz en son. 24 saat önce. Henüz haberimiz olmamış olabilir yani. Bakın, ben bu adamı tanıyorum. Bu adam karımı kaçırdı, bundan da eminim. Siz olaylara yorum getiriyorsunuz. Oysa bizim delillere ihtiyacımız var Mehmet Bey. Diyorum ya size, karımın telefonu parçalanmış. Onu parçaladığına nasıl emin olabiliriz ki? Mehmet sakin ol. Ne yapacağız, böyle oturup bekleyecek miyiz Onur? Mehmet Bey, siz anlıyorum ama lütfen sakin olun. Böyle bir yere varamayız. Bize güvenin, araştıracağız. Hemen bir ekibi bu işte görevlendireceğim. Tamam. Eğer herhangi bir şey duyarsanız ya da bir haber gelirse lütfen bizi bilgilendirin. Hiç merak etmeyin. Teşekkürler. İyi günler. Hiçbir şey yapacakları yok. Adam haklı Mehmet. Gümüşün kaçırıldığına dair hiçbir işaret yok ki. Ha sen de onlara inanıyorsun yani. Kimin tarafındasın kaptan? Mehmet saçmalama. Sadece sakin olmamız lazım diyorum. Karım bir yerlerde zor durumdayken nasıl sakin olmamı beklersin ya? O hamile, anlıyor musun? Hamile. Ve bana ihtiyacı var şu anda. Hadi. Ne? Hadi madem sana ihtiyacı var, gidip arayalım. Neredesiniz be kardeşim? Bir saattir sizi çaldırıyorum. Kusura bakma abi. Ben de sizi arayacaktım. Biz helikopteri hallettik. Hemen şimdi yola çıkabiliriz. Şimdi olmaz. Konuştuğumuz gibi gece çıkacağız. Aslında hava kararmadan olsa daha iyi olur abi. Olmaz. Gece olacak, saat 10'da. Sen bilirsin abi. Geciktik diyordun diye dedim ben. Tamam. Sen 10'da orada ol. Hemen kalkacağız değil mi? Evet, kalkacağız. Bana bak, ben gecikmem. Sen de gecikme, tamam mı?